Bingöl'ü Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı ile beraberiz. Başkanım, önce sizi tanıyabilir miyiz? Ali Kaysado, Bingöl Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2010 yılından beri sektörün başındayız. Dördüncü dönemim oldu. Dört dönemdir başkanlık yapıyoruz. Peki göreve devraldığınızda başkanım, birliğimizin durumu nasıldı? Ne gibi projeler yaptık, neler yaptık birliğimiz için? Şimdi maalesef gerçeği söylemek istemiyorum ama biz devraldığımızda biz birliğimizi 2007'de kurulmuş, 2010'da biz birliğimizi kayımdan devraldık. O zaman birliğimizin hiçbir şekilde araç, gereç, binası, personel, her şey birbirine girmişti, bir şey yoktu. Dolayısıyla şu anda birliğimiz kendi ayağının üzerinde durup 3-4 tane çok değerli aracımız var, birliğimizin ofisi var. Birliğimizin şu anda çalışan 12 personel, hepsi de yüksek üniversite mezunu, bu şekilde bu personelle çalışıyoruz. Peki üye sayımız kaç başkanım? Üye sayımız şu anda normal 3200, aktif olan destek alan şu anda 3500. 500. Peki 2500. Peki başkanım, göreve geldiğinizde hayvanımız vardı. Şu andaki hayvan sayımız nedir? İlimiz aslında küçük başta çok elverişli bir il. Çünkü meramımız, coğrafyamız bunu gösteriyor, gerektiriyor. Daha önceden 80'li, 90'lı yıllarda 2010 yılına kadar 700-800 bin küçük baş anlamında varlığımız vardı. Sonradan çeşitli nedenlerle işte köylerden insanlar göç edince bazı nedenlerle bu düşe 360 bine kadar düşmüştü. 2010 yılında Haziran'ın 24'ünde biz bu birliğin başına devraldığımız zaman 360 bin varlığımız vardı. Şu anda da çok şükür 725 bin koyun keçimiz var. Peki halkımız hayvancılıkta bilinçli mi başkanım? Gerçekten bu son zamanlarda insanlarımız hayvan konusunda eskiden biraz daha amatör şeklinde yapıyordu. Bu son zamanlarda biraz daha profesyonele yakın. Bu şekilde insanlarımızı bilinçlendirdik, toplantılar yaptık, seminerler yaptık, kurslar verdik. Mesela şu anda sürü yönetim diye bir faktör var. İlimizde de şu anda 400 kişi, bu şekilde 412 kişi biz şu anda kurslar düzenleyerek İşkur, il ilçe tarım müdürlüklerimizle, birliğimizle birlikte işbirliği yaparak şu anda sertifika verdik. Dolayısıyla bu insanlarımız şu anda %90'ı da sigortalı olarak kendi işinde veya başkasının yanında bilinçli bir şekilde çalışıyorlar. Hepsini bilgilendiriyoruz toplantı seminer. Bilgi bu son zamanlarda hocalarımızla, üniversitelerimizde bu şekilde toplantılarla insanlarımızı bilgi anlamında hayvancılık nasıl besleniyor, yem girdileri nasıl oluyor, iklim olarak kışın, yazın, sonbahar, aşı konusunda bilgiler insanlarımıza aktarılıyor. Eskiden daha şu anda bilinçli bir şekilde bu işi sürdürüyoruz. Peki başkanım, bugüne kadar ne gibi projeler uyguladık? Şu anda genelde bakanlığımızın TAGEM, bakanlık içerisinde TAGEM olan Tarım Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından halk elindeki ülkesel bazında hayvanları ıslah ediyoruz. Nasıl ıslah ediyoruz? Yani hayvanlarımız bu son zamanlarda biraz daha melezleşti, kendi ırkını kaybettiler. Şu anda bakanlığımız da bu şekilde destek veriyor. Biz bu hayvanlarımızı şu anda ıslah ediyoruz. O ıslahın amacı ne? Bütün hayvanlarının et verimini, süt verimini, yapay verimini, daha doğrusu en önemlisi oradan elde edeceğimiz en kaliteli elit olan erkek veya dişi materyal damızlık olarak alıp da başka işletmelere aktarıp o şekilde verimi artırmak konusunda çok ciddi bir çalışmamız var. Peki sorunları yaşıyor muyuz sıkıntılar başkanım? Tabii ki eskisi gibi değil. Yani eskiden dünya biraz daha boştu. Şu anda nüfus yoğunluğu nedeniyle insanlarımız da genelde tabii ki şu anda devletimiz bu konuda yine dikkat ediyor. Tarım ilimiz olsun, diğer taraf kurumlarımız olsun yine dikkatli bir şekilde takip ediyor. Buna rağmen de insanlar
Şu anda Mera'yı işgal ediyorlar. En büyük sorunumuz budur. Biz de diyoruz ki lütfen bu Mera'yı işgal etmeyin. Çünkü şu anda bu ülkede 84 milyon nüfus diyoruz. Bana göre 84 milyon değil de 100 bin nüfusumuz. Çünkü göçle birlikte, turistlerle birlikte ülkemize gelen. Dolayısıyla bizim gibi bir ülkede nüfus kadar eğer küçük başımız yoksa gerçekten bu konu tırnak içerisinde tehdit altındayız. Dolayısıyla nüfus kadar her bir nüfus başına mutlaka bir küçük baş hedefimiz var.